Merhaba arkadaşlar, İsmail Akar ben. Bu 3D Mad Max videosunda oyun yapımı, karakter modelleme, 3D animasyon ve CGI filmlerinde oldukça yaygın kullanılan bir program olan Substance Painter'ı hep birlikte inceliyoruz. Adobe'nin satın aldığı algoritmik firmasına ait Substance Painter inanılmaz derecede güçlü bir 3D boyama aracıdır. Substance Painter'ı Photoshop'un dijital boyama çalışmaları için kullanabileceğiniz 3D sürümüne benzetebilirsiniz. Substance Painter'ın temel amacı doku modelleri oluşturmaktır. Gelişmiş maskeleme ve prosedürel doku oluşturma araçları Photoshop gibi tamamen 2D programlarda elde edilmesi çok daha zor dokular oluşturmanıza olanak tanır. Bazı örnekler arasında 8K doku baking, gerçek zamanlı PBR malzeme iş akışları ve birçok malzeme ön ayarı bulunur. Baking ve PBR malzeme hakkında daha fazla bilgiye 3dmadmax.com'dan ulaşabilirsiniz. Substance Painter ile hem 2D haritalar üzerinde hem de 3D görünüm alanında doğrudan 3D model üzerine boyama yapılabilir. Bu düzenlemeleri gerçek zamanlı olarak görebileceğiniz anlamına da gelir. Böylece dokunuzun tam olarak nasıl olacağını bilebilirsiniz. Substance Painter tüm dokuları PBR formatında görüntüler ve dışa aktarır. Böylece aynı sonuçla doğrudan bir oyun motoruna aktarılabilir. Substance Painter'ı kullanmak için poligonal bir 3D modele ihtiyacınız vardır. Bu 3D model içe aktarılır ve boyanacak yüzey veya nesne olarak kullanılabilir. Peki Substance Painter neden kullanılır? Substance Painter ortaya çıkmadan önce doku çalışmaları Photoshop ve ZBrush kombinasyonuyla yapılıyordu ve çalışma esnasında bu iki program arasında geçiş yapmak gerekiyordu. Substance ise bu iş akışını ve iş hızını önemli ölçüde arttıran tek bir programda birleştirdi. 3D modellerin dokularını hızlı bir şekilde düzenlemek ve oluşturmak bir 3D sanatçısının iş akışının önemi bakımından küçümsenemez bir durum. Bu nedenle Substance Painter oyun endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir yazılım parçasıdır. Substance Painter, Uncharted 4 ve Horizon Zero Dawn gibi yüksek profilli oyunlarda kullanılmakla birlikte Capcom ve Activision gibi şirketlerin tercihidir. Yazılım 3A geliştiricilerinin daha kısa bir zaman diliminde hızlı bir şekilde gerçekçi dokular oluşturmasına olanak tanıyarak daha hızlı oyun geri dönüş sürelerine ve daha yüksek kaliteli son ağlara izin verir. Yaygın endüstriyel kullanımı Substance Painter'ın geliştirilmesine ve pazarlamasına devam edecek olan Adobe tarafından satın alınacak kadar popüler olmasına da yol açmıştır. Biraz da Substance Painter arayüzü ve temel özelliklerine bakalım. Substance Painter'ın arayüzü diğer 3D programlara ve Photoshop arayüzüne hakim olanlar için çok da yabancı gelmeyecektir. En üstte standart bir ara çubuğu bulunur. Buradan dosya ve düzenleme gibi diğer birçok programdan tanıdık açılır menülere ulaşabilirsiniz. Merkezde 3D ve 2D pencerelerini görüyoruz. 2D penceresi dokunuzu dışarı aktarıldıktan sonra sarılmamış bir haritada göründüğü gibi gösterir. 3D penceresi ise modelinizi dışa aktarmadan sonra görüneceği şekilde gösterir. Buradaki araç çubuğu yani toolbar boyamak için bir fırça, hataları kaldırmak veya istemediğiniz bölümleri boyamak için bir silgi ve çok sayıda maskeleme aracı gibi Substance Painter araçlarının bulunduğu yerdir. Bunun sol altında ise çeşitli diğer ayarlar vardır. Bunlar doku boyutunuzu kontrol eder ve üzerine boyamak isteyebileceğiniz ek temel haritalar eklemenize de izin verir. Ve aynı zamanda görüntüleyicideki ayarları da değiştirebilir. Bunlarla son sahnenize daha yakın olacak şekilde ince ayar yapabilirsiniz. Böylelikle ışık değişiklikleri veya diğer faktörler nedeniyle doku renginizde bozulma olmaz. Aynı zamanda bu arayüzde modellerinizde kullanabileceğiniz ve estetiğinize uyacak şekilde düzenleyebileceğiniz önceden ayarlanmış malzeme ve dokular da vardır. Bunun da ötesinde daha sonra modelinizin üzerinde efektler oluşturmak için kullanılabilecek parçacık efektlerini de bulacaksınız. Sağ üstte ise katmanlar yani layers panelimiz vardır. Davranışların çoğu diğer programlarda olan katman araçlarıyla aynı olmakla birlikte Photoshop kullandıysanız bu araç takımı size çok yabancı da gelmeyecektir. Bu panelin içinde katmanın bireysel niteliklerini seçmenize izin veren bir açılır menü bulunur. 3D PBR dokularında yükseklik ve normaller gibi birkaç harita türü vardır. Kullanıcı arayüzünün bu alanı sahip olunması gereken çok kullanışlı bir araç olan tek tek haritalarda doğrudan boyama yapmanızı da sağlar. Bunun altında ise özellikler yani Properties Material Editor paneli vardır.
Özelleştirme seçeneklerinizin çoğunun bulunduğu yerde burasıdır. Fırça boyutlarını, renklerini ve dokunun çeşitli parçalarının nasıl çalıştığını değiştirebilirsiniz. Tüm ayarlarla oynamak ve ne yaptıklarını görmek için mutlaka hepsini tek tek denemenizde fayda var. Şimdi de gelişmiş özellikleri ve tekniklerden biraz bahsedelim. Substance Painter'ın en kullanışlı ve güçlü özelliklerinden biri baking araçlarıdır. Oyunlarda genellikle bir modelin ne kadar yüksek poligon oluşturulduğuyla sınırlanırsınız. Bir sahne çok yoğunlaşırsa performansınızı kaybetmeye başlarsınız. Bu özellikle düşük özellikli makinelerde çok önemlidir. Baking, düşük poligon tabanlı bir ağ almanıza ve temel ağı şablon olarak kullanarak ikinci bir yüksek poligon ağ oluşturmanıza da olanak tanır. Yüksek poligon ağınızda istediğiniz tüm ayrıntılara sahip olduğunuzda daha sonra düşük poligon ağ üzerinde baking işlemi yapabilirsiniz. Bu arada yüksek poligon ve düşük poligon modelleme ile alakalı daha fazla bilgiye 3dmadmax.com'dan lütfen ulaşın. Bu Substance Painter'ın sizin için normal bir harita oluşturacağı anlamına da gelir. Normal haritalar aydınlatma verilerini canlı renklerinde depolayan mor renkli bir harita türüdür. Bu harita düşük poligon ağı uygulandığında motor veya oluşturucu normal haritayı okuyacak ve bu ışığın modele nasıl tepki vereceğini gösterecektir. Bu keskin kenarların pürüzsüz görünmesini sağlamak veya daha yüksek bir çoklu sayımı gerektirecek daha ince ayrıntılar eklemek için kullanılabilir. Baking araçları genellikle standart olarak 3D yazılımda bulunabilir. Örneğin 3D üstü Max'te bir tane vardır. Peki Substance Painter'ın faydalı özellikleri nelerdir? Biraz da bunları inceleyelim. Substance'in en eğlenceli özelliklerinden biri parçacık efekt fırçalarıdır. Bunlar modellerinizde yağmur, çatlak veya sızıntı oluşturmak için kullanılabilir. Bu doğru yapıldığında modelinizin üzerinde bazı hiper gerçekçi gringi efektleri de oluşturur. Bu yöntemsel etkilerin rastgele doğası seçenekler dizisiyle birleştiğinde asla aynı etkiyi iki kez elde etmeyeceğiniz anlamını da gelir. Bu seçeneklerde oynarken lütfen dikkatli olun çünkü parçacık yayıcılarının ortaya çıkma oranının çok yükseğe çevirmek üst düzey bilgisayarların bile zorlanmasına ve bazı korkunç yazılım çökmelerine neden olabilir. Son olarak Substance Painter maskeleme araçlarına bakalım. Son olarak değinmek istediğimiz alan Substance Painter'ın mükemmel maskeleme araçlarıdır. Maskeleme bir dokunun belirli kısımlarını düzenlemekten korumanıza izin verdiği için düzenleme ve dijital sanatta çok kullanılmıştır. Bu bir doku üzerindeki desenleri boyamak ve olmasını istemediğiniz veya olmasını istediğiniz yere dökülmemesini sağlamak için çok kullanılmıştır. Substance Painter'ın birkaç maskeleme seçeneği vardır. Bunlar tek tek çokgenleri seçmeyi, modelleme sırasında belirlediğiniz malzeme kimliklerini seçmeyi, düz renklerle seçim yapmayı ve kendi maskelerinizde standart boyama yöntemini içerir. Bunların hepsinin kendi kullanımları vardır ve genel iş akışı için çok önemlidir. Substance hakkında ele alınacak çok şey var ama bu video Substance Painter için umarım size güçlü bir genel bakış açısı sağlamıştır. Daha önce programı denemediyseniz öğrenciler ve öğretmenler için ücretsiz olan Substance Painter programını video açıklamasındaki linkten indirip deneyebilirsiniz. Bir sonraki 3D Mad Max videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Thank you.